Sinaritler yem olarak kalamar, sübye, gelincik, zargana, sardalya, kupes, iskorpit balığını özellikle çok sever. İskorpitin küçük iskorpit olacak 10 ila 15 santim büyüklüğünde ölüsünü de çok tercih eder. Avlanma yöntemlerine geçersek 1. Dip sürütmesi yöntemiyle avlanır. Yapay yemler oltaya takılarak belirli ağırlıklar konulur. Teknenin arkasından dip sürütmesi yapılır. Yapay yemler canlı yemler gibi aksiyon vererek, hareket vererek sinariti kandırır. O bölgede sinarit varsa bunu canlı yem sayarak ava saldırabilir. Ondan sonra da işte mücadele başlar. Balığı güverteye alındığında avcı mutluluktan uçar. Bir diğer av bırakma olta yöntemiyle olur. Sinaritin bulunduğu kayalık ve kumluk zeminlere dediğimiz gibi iskorpit balığı ölü olarak takılır. Misina'nın biraz ilerisine de 1 kilo ağırlık takılır ki balık sinarit balığı aldığında, yuttuğunda o ağırlıkla şamandırayı fazla ileriye taşımasın diye o ağırlık konulur. Ve bu sayede sinarit yorulur ve orada kalır. O kabaklar 8-10 yere atılır. 8-10 saat sonra gidip kontrol edilir. Eğer balık varsa o şamanduralar çıkartılır ve balıklar güverteye alınır. İşte yine mutluluk vardır. Bir diğer avlanma yöntemi ise jikle avlanma yöntemidir. Teknelerde bulunan radarlarla kayalık zeminler tespit edilir. Balık görüldüğünde jik yöntemiyle balık aşağıya gönderilir yapay yemler. Yine kamışla aksiyon verilerek büyük balık tutulmak istenir. Burada da başarılı olunuyor çoğu zaman. Bunun canlı yemle de avlanabilir bu yöntemle. Kalamar ve sübye ile canlı halde aşağıya salınıp balıklar avlanabilir. Bir diğer yöntem de karadan avlanma yöntemi var kamışla. Kamışla yine canlı ya da yapay yemler atılarak sürütme usulüyle karaya yavaş yavaş aksiyon verilir, çekilir. Bunu gören sinarit oradaysa saldırıya geçer ve yine avcı için güzel bir av olmuş olur. Bir diğer avlanma yöntemi kalın ağlarla yapılır. Ağlar sinaritlerin bulunduğu taşlık bölgelere atılır ve bir gün sonra çıkartılır. Çıkartıldığında eğer o bölgede sinarit varsa ağlara vurur. Ve yine işte mutluluk budur. Bir diğer avlanma yöntemi ise paragat yöntemidir. Paragatta sardalya gibi balıklar tercih edilir, sübye gibi. Yine balıkların olabileceği bilinen noktalara paragatlar serilir. Ve bir süre sonra, 3-5 saat sonra ya da daha uzun sürelerde paragat gidip kontrol edilerek balıklar vurmuş ise oltalar tekneye alınarak sinaritlerle mutluluk pozu verilir. Evet, sinarit çok güzel bir balıktır. Çenesi çok kuvvetlidir. İstakoz gibi sert, kabukluları bile parçalayabilecek bir güçtedir. Ekonomik değeri çok yüksektir, lezzetlidir. Bunun için denizlerimizde çok rağbet görür. Avcılar sinariti avlamadan asla vazgeçmezler. Sinarit de bir avcı balıktır ama insan da avcıdır. Onun için sinarit her zaman favori balıktır. Denizin kralıdır o. Herkes onu güverteye, karaya çıkarmak için çaba sarf eder. Şu renklerin, şu renk tonunu görmek ister. Ve bu hazzı yaşamak ister. Onun için çok rağbet görür. Ülkemizde inşallah sinaritlerimiz hiç bitmesin. Uzun yıllar yaşasın diyoruz. Bu güzellikleri uzun yıllar görebilelim. Bir avcı olarak avlayabilelim. Sofralarımızda yiyebilelim diyoruz. Sinaritlerimiz yaşasın diyoruz.
Küçük boyları lütfen salalım diyoruz. Ahmet ile Balık Günlükleri kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle, saygıyla.